Evet arkadaşlar. Kaz çiftliğimizdeki kazların eve gelişlerini görüntülüyoruz. Evet. Burada küçük bir gölet yapmış. Kaz çiftliğindeki abimiz. Küçük bir gölette bu kazlar akşamleyin eve gelirken suyun içine giriyor. İleriden kazların gelmesini. Gelmesini görüntülüyoruz. Seneye kazlar satışa sunulacaktır. Evet, arka taraftan kazlar grupları haline geliyor. Kars kazı sürüsünde şu anda mevcut. Çin kazları senelik 60-80 defa yumurtladıkları için Çin kazına yönelmeyi düşünüyor çiftçimiz. Evet, kazların gelişleri. Arka taraftan kazların gelişlerini görüyorsunuz. Gruplar halinde uçarak geliyorlar. Önündeki kazlarımız. Yavaş yavaş gölete yaklaşıyorlar. ...750-800 adet kazının olduğunu söylüyor. Kaz yetiştiriciliği çok kolay bir yetiştiriciliği değil. Çünkü kazlarda hastalık olabiliyor. Ancak taraflı hayvanlar içerisinde en az hastalık olan hayvan geliyor. Kaz yetiştiriciliğinin en üst tarafı hastalıktan dolayı hayvanlarını kaybetmek durumları. Hala geliyor kazlar. Kaz yetiştiriciliği eğer iyi yapılırsa çok getirili olan bir meslek. Çünkü şu anlar kazın fiyatları 150 ortalama 150 TL civarlarında satılıyor. 1000 tane kazınız olduğunda yaklaşık 150 bin liralık bir ciri oluyor. Ve bunlar her sene türüne göre 50-60 sayısına kadar yükliyor. 50-60 sayısı
yıllık 1000 tane kazda 60 bin seviyesine kadar çıkabilir. Yumurta üretimini ise, civciv üretimini ise kumuşkada yapıyor. Kendisine ait aldığı özel kumuşka makinesi var. 25 TL aldığını belirtiyor. Geçiştirdiniz. Arkadaşlar kaz almak isteyen varsa seneye bu zamanlar kaz satışları devam edecek. Güzel kazlarımız var. Kaz yetiştiriciliği ile ilgili bilgi almak isteyen varsa buradan videonun altına yazabilir, yorum yazabilir. Gerçekten kendine özgü hayvanlar. Güzel hayvanlar. Şöyle tekrar. Göretten de varlık yerine gitmek için hazırlanıyorum. Evet, başka ne söylersiniz kazlar hakkında? Evet. Kazlar hakkında başka ne bahsetmek istersiniz? Söyleyecek başka bir şeyim kalmadı. İşte gördüğünüz yerde hayvanlar akşam oldu. Geldiler, suyunu içtiler, güzel de banyo yapıyorlar. Ondan sonra da barın dağlarına giriyorlar. Peki akşamleyin hiç barınağa girmeden de kazlar yayılır mı geceleri? Hayır, yok. Tabii kendileri bu saat gelince bir sıkıntı yok. Evet. Yaylımdan kendileri geldi, suyunu içti, banyosunu yaptı. Direkt şu anda hayvanlar barınağa gidiyor. Evet, kazlar şu an barınağa gidiyor. Evet. Kazlarımız evet. Güzel. Her türlü kazlarımız var. Her türlü var. Birinde kazım var. Çin kazının beyazı var. Çin kazım var. Yerli kazım var. Art kazım var. Yani hepsi de var. Sevdiğim hayvan. Hepsi. Şu anda görünen kazlarımın yarısı aşağı yukarı. Kendi cücükleri bunlar. Kendi cücükleri? Evet. Seneye kaz satışımız başlayacak. İnşallah yılbaşına yakın biraz daha eklensin şöyle. Yani üçte dörtte vereceği bir şekilde olsun. Dağlar bana sayısı kazanmak isteyenler üstüden yorum yapabilir. İsterseniz sadece etini, isterseniz kazın kendisini satın alabilirsiniz. Tercih size kaldı. Bunlar da kalan kazlarımız. Hava karardı. Buyur. Şu anda sularını içtiler. Banyolarını yapıyorlar. Yani bu hayvan da aynı insan gibi banyosunu yapmamış. Barınağına girmiyor. Temizleniyor öyle mi? Tabii temizleniyor. Bu banyolar kadar kalan. Buyurun. Hem suyunu içiyor. Hem kendini serinletiyor. Hem banyosunu yapıyor. Şu anda 8 tane kazımız var ortalama. Şu anda var aşağı yukarı. Yani 500-600 hiç sayım yapmadım. Bazı arkadaşlar derler kazın gücünü gücün sayacağım derler. Yani ben de o yönden moralim bozulmadım diye bize kadar bekliyorum. Yani Allah'a şükürler olsun.
Yani herhangi bir ölüm olayı yok. Kazlarımız da güzelce. Bayağı sağlıklı. Sağlıklı. Kazlarımız çok çok sağlıklı. Neden var? Kazın gücünün sayımını güzün yapacak. Güzün yapacak diyorlar. Kazın gücünü güzün saydırıyor. Evet. Yani biz de şu anda hiç moralim bozulmadı. Yani Allah'a şükürler olsun. Moralim bozulacak hiçbir şey yok. Yani memnunum. Ama kaz yetiştirici zahmetli bir iş. Zahmetli. Herkesin dediği gibi çok basit ve çok kolay yetiştirilen bir iş değil. Yok. Kolay değil. Yani hele de gücünü alayım dersen, yumurtasını alayım dersen tamamen zahmetli. Evet. Bunun altını sırf temizlemen gerekiyor. Sırf bakım istiyor. Çünkü bakım derken, tamam dışarıda herhangi bir sıkıntı olmuyor ama içeride bunun bitleme olayı olmasın diye. Buluşkanesini sıkıntı. Bit için ne yapıyorsunuz peki? İlaçlama yapıyorum. Yani akşam var 15 günde bir hayvanlara bit ilacı alıyorum. Barınağına genellikle hayvanlara bir şey çıkıyor. Tek tek hepsine bit yapıyorsunuz öyle mi? Yok, hayvanlara yapmıyorum. Hayvanlara bir sıkıntı yok. Evet. Yalnız aldıkları barınakta hayvanlar dışarı çıktıktan sonra suya veya yaylama gittiği anlarda barınak yerlerini sık sık ilaçlama yani dezenfekte yapıyorum. Dezenfekte yapıyorum. Çünkü her mikrop geliyor. Hani illa bu hayvanda diye bir şey yok. Hayvanın bir sıkıntı yok. Tak, çektir alıyorum diye. Yumurta dönümüne yakın. Diyelim ki sana 9. ay, 10. ay yumurtaya dönümüne gelmeden 4 aşıları var bunlar. Teker teker 4 aşıları yaparsın. Çünkü yumurtada olsun, çıkan cücüde olsun herhangi bir sıkıntı proyla bir anı. Yaşamak. İyi akşamlar arkadaşlar. Havada karardı. Programımızı bitiriyoruz. İyi akşamlar dilerim.